Günaydın. Saatlerimiz 10:30. Araççığımın keyfi çok şükür yerinde. Bütün arabalarını yine köpük köpük yıkadık. Hepsini duruladık. Artık bu arabalar cillop gibi yani. Tertemiz oldular. Arası hayır oraya değil, havlunun üzerine koyuyoruz. O orada arabalarını park ediyor. Anladım, tamam. Dikkatli ol ama. Birazcık ağzında şişlik var. Tam dudağının kenarında. Ama inşallah o da geçecek. Neler yaptım önce bir göstereyim. Burada bunların içini zaten daha önceden boşaltmayı planlamıştım. Ama dedim ki hazır kolilerim de yani artık bitmişken başka hiç yapacak işim kalmadı. Dedim ki bunları da güzel halledeyim. Şimdi saklama kaplarına koydum. Bu şekilde. Hemen arkadakileri de göstereceğim. Mercimekler, işte pirinç, tarhana, fasulye, bulgur, şehriyeler, işte yine çorbalık. Buradan da 2-3 tanesini yine boşaltabildim. Onlar da burada. Henüz daha tam boşaltamadım çünkü kabım kalmadı başka. Onlar da kap oldukça, yani şu an kaplarım var ama hepsinin içinde bir şeyler var. Onlar bittikçe aktaracağım. Onun dışında şurada makarnalar var açık. Bunlar bitecek. Başka makarna şu an için almıyorum da, açmıyorum da. Şu yukarıdakiler sadece şu ikisi açıldı. Geri kalan hiçbiri açık değil. Şunlar da zaten biter gidene kadar. Onun dışında şu kahveler zaten eşimin kullandıkları falan filan. Böyle şimdilik ıvır zıvır halinde. Böyle bir karışıklık var ama sıkıntı yok, hallolacak. En azından bunların hepsini boşalttım. Paketleyeceğim. Onun dışında yine bu kavanozları şu an paketlemiyorum. Çünkü diğer devamını henüz paketleyemeyeceğim için. Bunları da yıkarım. Salona koyarım. Diğerleri de yıkandıktan sonra kaldırırım artık. Bunlar dünden bulaşıklarımız. Bunlar benim piknik setimin baharat takımı. Aslında annemindi. Bundan kaç tane var toplam? 8 mi? Sanırım bundan 8 tane var. Bir tane de büyük olanı var. Onu da kayınvalidem eşimin o zaman bekar evine vermiş işte. Onu da kapağı yine böyle yeşil. Arasıcım ne oluyor? Ne oluyor? Anne, böcek mi var? Tam olsun anneciğim, o sana gelmez. Sen park et arabalarını. Ben çok iyi değilim maalesef ki, birazcık sesim kötü. Henüz daha tam toparlanamadım. Öksürük, geceleri bir öksürük tutuyor. Boğazlarımda hafif şişlik var. Buz bana yaramıyor. Buzlu şeyler bana hiç yaramıyor gerçekten. Bunları da dün işte elimde yıkadım. Bu makinedekiler de yine temiz. Bunlar da yerleştirilecek. Başka neler ayıkladım onları da göstereyim. Artık bu çekmecedeki kaşıklığı aldım. Artık kaşıklığa ihtiyaç yok. O da büyük bir parça ve kolyeye yerleştirilmesi lazım. Bunların olduğu kolyeye hepsini böyle bir yerleştireceğim. İhtiyacımın olmayacağı her şeyi de ayıkladım. Şunların şu an için en çok ihtiyacım olan şey bunlar. Bunları bıraktım sadece. Burada sadece havlularımı bıraktım. Kısım birazcık evet karışık. Şu bezleri şuradan alalım. Bunlar mutfak için ama. Şunları son zaman işte böyle bir şeyler koymak için kullanırım diye bırakıyorum. Yoksa onları da kaldırabilirim ama zaten şu az kaldı. Bunu gidene kadar bitiririm. Streçleri falan da en son yapacağım. Kolyeye yerleştireceğim. Daha önce şu çekmeceyi gösterdiğimi bilmiyorum. Bu çekmecede de sadece bunları bıraktım. Büyük borcamım, kapaklı borcamım. Bu oval olanı çok kullanıyorum. Bir de şu tepsi, yapışmaz fırın tepsisi. Bunların hepsini de en sona bıraktım. Fırınımın hali nedir ama? Buraları güzel bir silmem lazım. Burada da zaten bir tane şu yuvarlak tepsi kaldı. Fırın tepsileri ve bir tane de tart kalıbı. O zaten yağ tencerem. Bu şekilde yani. Başka da bir şey kalmadı. Dolapların içlerini zaten daha önce gösterdim ama bir daha göstereyim. Hiçbir şey bırakmadım. Yani şu iki raf tamamen boş. Buradakileri kullanıyoruz şu anda. Buradakilerden de sadece götüreceklerim şunlar. Ve şurada fincanlar olması lazım şu an. Makinede onlar. Onları götüreceğim. Geri kalanlarını bırakacağım. Anneme vereceğim. Böyle bir planım var. Burada bıraktığım şeyler de yemek takımımın tamamını bırakıyorum. Çünkü bu tam takım. Bozmak istemiyorum. Hepsini aynı kolyeye koyarım. Şunları da bırakacağım. Bunlar renk olarak sarı kalıyorlar artık. Bu kısımdakiler zaten şu an için kullandığım için ellemiyorum. Böyle işte.
bizdeki durumlar. Bunları güzel bir yıkayıp salona götüreceğim. Salonu göstereyim. Salonda da masanın üzerine bu şekilde koydum. Poşetlerimi boşalttım, artık poşetliğe ihtiyacım yok. Orada güzelce durulacağım. Bunların hepsini bakın, birazcık pislikler var. Hiç önemli değil. Ben şöyle düşünüyorum. Şu aldığım kağıtlar, streç, şu pat pat hepsinde ufak ufak da olsa tozlar, mini partiküller var böyle. Çok da içime sinmedi o yüzden. Ben de dedim ki Feyza sen hiçbir şey yıkama, direkt sar götür. Bunları mesela şimdi bunu böyle direkt böyle koymayacağım. Bunun için full doldurup öyle koyacağım. Bakacağız duruma göre artık her şeyi toparlayacağım. Çekmecelerdeki kaşıklıklar. Yine burada kullanmadığım ıvır zıvır şeyleri artık kolileyebilirim. Bu şekilde. Bu kısmı hiç toparlayamadım. Çünkü araçımla vakit olmuyor yani. Yapabildiğim kadar yaptım şimdiye kadar ama bu kısımdan sonrası artık iyice curcunaya dönüşecek gibi geliyor bana. Şöyle yapmayı planlıyorum. Şu şekilde bir plan oluşturdum. Annem geliyor. Annem gelince inşallah akşamları da artık koli yapabileceğim. Yani annem Aras'la ilgilenirken ben de o arada koli işlerini halledebilirim. Şu kısımdakiler zaten yorgan yastık olan kısım şuradan itibaren. Aynı şekilde şuradakiler de öyle. Bunların hepsi tek bir hurca girecekler. Şurada yine Aras'ın kışlıklarından var. Şunun içinde de Aras'ın kışlıkları var. Şurada havlu falan filan onlar var. Bu kısımda da kıyafetler var. Artık kıyafet kısmını tamamen hallediyorum. Bugün bakalım mesaj atabilirsem, şu almak isteyen iki kişi vardı kıyafetleri. Onlar bir türlü almaya gelmediler. Poşette duruyor o elbiseler. Onlara mesaj atacağım. Gelmeyeceklerse eğer ben eşyalarımı geri kutusuna koyayım. Kolide dursunlar en azından. Şunları falan yıkadım artık güzelce. İçlerini boşalttım, yıkadım, sürttüm. Bunları da oraya gittiğimde tekrardan yerleştiririm. Şunlar takılar, şunlar kablolar, şunlar banyodan çıkanlar. Daha henüz hiçbirine bakamadım yani. Burada böylece bekliyorlar beni. Bu şekilde yani. Bizim işler bitmez. Anlayacağınız. Salona koydum ama halledemeyince de böyle kalıyor. Kalınca da dağınık bir görüntü oluyor. Ben dağınıklıktan asla hoşlanmıyorum. O yüzden bir an önce bu dağınıklığa bir son vereceğim. Burada piknik şeyleri var. Tüpümüz var. O aşağıya inecek. Daha aşağıya da inmem lazım. Çünkü aşağıda da bir sürü ıvır zıvır var. Buraya çıkıp da incelenmesi gereken. Onları da kollemem lazım. Yani benim daha en azından bir 10 kolim falan daha olacak. Büyük ihtimalle. Şimdi hızlıca bir kahvaltı hazırlayalım.
what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head. Play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something. Evet, Karayolları Parkı'ndayım yine. Anneler grubundan bir arkadaş vardı. Onunla görüşmek için geldim. Sağ olsun eşim bizi bıraktı Aras'la. Şimdi bu güzel parktayız. Bütün güller açmış. Yemin ederim ki mükemmel gözüküyor buralar. Allah'ım. Size detay birazdan çekerim. Bir arkadaşımla konuşayım. Ben de bugün şöyle elbise giydim. Çünkü çok sıcak hava. 40 derece gösteriyor şey. Bilmiyorum gerçekte kaç yani. Hava çok güzel ve tam böyle şey havası, piknik havası, park havası. Bakalım aradım ama arkadaşım henüz gelmedi. Ya buradaymış da dolanayım dedi. Sen içerideki parkı istiyorsun, anladım ben seni. Doğru parka gelmiştir inşallah. Bakalım. Dur bakalım arıyor. Ay eve geldik, resmen şaftım kaymış. İnanılmaz hava, sıcak, bunaltıcı bir nem falan da var. Biz arkadaşımla görüştük, çok güzel, çocuklarımızla anlaştılar çok şükür. Aras'cığım da çok sevdi. Onun da iki adı var, birisi Aras'mış. Aras, bir şey soracağım, gel bir eve, bir şey soracağım. Neymiş arkadaşının adı? Yiğit Aras. Yiğit Aras. Sevdin mi? Bir daha görüşelim mi? Evet. Tamam. Sordu sor ses. Tamam sordu sor ses. Üstü anne. 3 gün daha mı görüşmek istiyorsun arkadaşla? Sevdin mi? Oynadınız mı beraber? Evet. Tamam.
bir şey daha yedim. Tamam, kim geldi bize? Annemle. Evet. Mutlu musun? Hemen söyledim. Evet, hemen söyledin. Koş anneyle oyna bakalım arabalarına. Annem aramıştı bugün geleceğim diye. O geldi sağ olsun. Şimdi beraber Aras'cığımla vakit geçiriyorlar. Benim ses iyice gitti. Boğazlarımın şuraları iyice kötü. Sinüslerim yine tıkalı. Saat 4.30'a geliyor. Ve iyi değilim yani. Bayağı kötüyüm. Elbise almak isteyen birileri vardı. Onlar yazdılar. 3 tanesini elbisenin verdim. İkisi olumlu. Bir tanesini olmamış. O yüzden onu geri vereceklermiş. Onu da artık çarşıya gittiğim bir gün alırım. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Birazcık dinleneyim. Şöyle bir ilk sıcağımı bir atayım. Ondan sonra yine görüşürüz inşallah. Aras'cığım uyudu. Ben de oturma odasına geldim. Birazcık şöyle bir çay keyfi yapacağım. Vallahi bugün inanılmaz kötü bir gün geçirdim. Şimdi annem falan... Annem sağ olsun geldikten sonra Aras'la bayağı ilgilendi. Başımda yine bu aynı zonklama, yani bu aynı bildiğiniz geçenki seferden. Başım aynı geçen seferki gibi çatlıyor ağrıdan. Hap yuttum, ağrı kesici yuttum ama yok yani, geçmedi. Şimdi tekrardan yuttum. Sabah yutmuştum, akşam bir daha yuttum. İnşallah geçer sıkıntı olmadan. Yok ya, buzlu buzlu hiçbir şey yemeyeceğim. İçmeyeceğim gerçekten yani. Soğuk şeyler bana yaramıyor. Şimdi artık veda zamanı geldi. Artık veda zamanı geldi. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.